kendi saha içinde. Bu arada siz, evet. Sen de şu Allah'ın sersen Epriano'yu falan alın ya. Evet. Lazım. Hemen söyleyeyim. Evet abi çok güzel pas attı. Oradan, Epriano'yu alın. Arkadaşlar Epriano transferi diye bir şey söz konusu ya olsun değil. Ya. Böyle bir gündem yok. Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok. Kimden nereden çıktı bilmiyorum. İyi niyet yani. İyi mi olur? Olağanüstü bir şey olurdu. Sol ayaklı bir stoper ihtiyacı var Trabzonspor'un. Ama benim bildiğim kadarıyla Trabzonspor başka bir yurt dışından sol ayaklı stoperle görüşüyor. Yani iki stoper alacaklar. İki tane mi? İki tane. Yani bir sağ ayaklı bir sol ayaklı stoper alacak. Yani o stoper şeyi dörtlenecek. Yani mevcut iki muhtemelen zarbı gidecek. Hafta içinde bir kana bıyık iddiası var diye. Yani yok diyemem. Konuşuluyor. Onun gündemde olduğunu söyleyebilirim. Yani oldu demiyorum ama öyle bir gündem olduğunu söyleyebilirim. Yani onu duydum. Hani o duyduğum şeyde yalan söylemeyeyim. Duyduk. Öyle, evet. Öyle bir gündem var ama ben daha uzun çok... Uzun süredir zaten gündemde olan bir isim. Devre arasında belki tabii. Olabilirdi. Öyle bir gündem var Trabzonspor'da. Rodiaga'nın kalması iyi olur Trabzonspor için. Kim ne derse gidesin. Ben kesinlikle o bence kalması de. Kalması iyi olur. O düzeyde bir... Ligi tanıyan iyi bir santrafor. Evet. İyi. Ünal Hoca meselesi tamam. Lüzumsuz gündemler bitti. Şimdi önümüzdeki seneye bakıyor Trabzonspor. Başkan da açıkladı. 6-7 tane transfer yapacak Trabzonspor. Belki gidenler olursa bu sayı artabilir. Benim görebildiğim kadarıyla yani bu isimleri falan hani yurt dışındaki isimler. Bir çalışma olmuş Trabzonspor'da. Bu önemli bir şey, kıymetli bir şey. Buradan şey de yine Galatasaray'ın burada hakkını verelim. Devre arası iki tane stoper getirip monte edip burada scout ekibinin hakkını vermek lazım. Ve scout işinin öyle bir senede falan kaç senedir Galatasaray orada. Hadi nasıl hırslanıyorum şu anda. O scout ekibine rağmen de Babel gelmeyecek bu takıma. Gelmemesi lazım. Aynı şey. Çok önemli bir tartışma. Çok güzel bir şey söyledi. Doğru söyledi. Emre Utkuzan transferi bu Babel transferi. Trabzonspor'dan zaman çalalım bunun için. Çünkü Trabzonspor da bununla aynı şey aslında. Aynı son 4 dakikamız var. Hadi ya. 4 dakika. Büyük vicdansızlık. Ne yaptın sen şimdi? 4 dakikada ne anlatacaksın Trabzonspor? İşte bugün çok... 4 dakikada ancak övülür yani. Çok iyi. Her şey çok iyi. Olağanüstü. Trabzonspor süper. Yani çok kıymetli bir takım. Ya çok belki Trabzonsporlar bu sene çok keyif aldılar ya. Çok her şeyden çok keyif aldılar. Bundan sonra da inşallah böyle olur. Şöyle düşünün bak 3 tane 20 kaç yaşında Abdülkadir? Ömür 99 20. Yusuf 97 21 21 22 21 22. Uğurcan 99. Bak 3 tane 20 yaş diyeceğim. Hüseyin 20 var. Yaş cevabı. Hüseyin dur. Amili takımda. Ha amili takım. Bu şu demek. 10 sene bu çocuklar amili takımda. En az. Yani her şey yolunda giderse 3 tane adamın Türk A milli takımda. 3. Bunun 6-7'ye çıktığını düşün. Ve bu sadece altyapıdan olmaz. Trabzonspor o yönde de çalışıyor. Yani Anadolu'dan 16-17 yaşlarında. Tabii şu anda yine gündemde mesela yerli isimleri duyabiliyoruz. Penaltılara gitti bu gurbet, arada maç. Gitti mi? Evet penaltılara gitti. Hem gurbetçi hem Anadolu'dan gençler de 16-17 yaşında. Yani bu sadece altyapıdan yetiştirmekte olmaz. Fena iyi bir planlama var gibi görünüyor. Seneye ama işler hep söylediğim gibi bu kadar kolay olmayacak Ünal Hoca için. Çünkü artık bir beklenti olacak. Yani onu söyleyelim. Dolayısıyla... O beklenti dördüncülük değil. Dördüncülük olabilir belki yani. Rakiplerle birlikte yani çok şey değil o. Ama ya bu seneki kadar kolay olmayacak. Onu söyleyebilirim. Yani taraftarla olan ilişkiler açısından beklenti yüksek olacak. Dolayısıyla ona göre Trabzonspor için bana sorarsan son 5, 6, 7, 8 hatta 9, 10 yılın en kritik transfer sezonu. Bu yazki transfer sezonu. Çok kritik. Trabzonspor bu kadroyu tutarsa söyleyeyim net önümüzdeki senenin sadece sempatik değil en başarılı takım da olabilir. Çok net yani Trabzonspor bu kadroyu tutabilecek mi konusu sanki hava yani. Biraz öyle gibi. Yani çok da şey değil. Doğrusu da o. Hava biraz bu kadro tutulacak bir sene daha tutulacak bu takviyelerle devam edilecek gibi. Sat çocukları. Yani somut teklifler arzu edilen rakamlar ikisini, gelmiyor. İkisini 35-40 falan görüyorum. Yok yok Çak. Yok henüz öyle bir şey yok. O olursa önümüzdeki sene Trabzonspor sadece sempatik bir takım olmakla kalmaz. Kalmayabilir onu söyleyeyim. Ki özellikle ilerleyen dönemde yabancı sınırı ilgili de. Ben mesela ikisinin birerde satılmasına inanıyorum. Niye biliyor musun? İkisini satıp gerçekten ciddi kaynak bulup 16-17 yaşındaki çocukları eyvallah. Daha büyük bir scoutingle daha büyük doğru. Bir taramayla almak. Tam o altyapıya ve şey Hinterland'a para harcamak. Bir 5 sene i̇kisinde beklersin saat, ki yarışayım diye yine 5. olursun 5. Şöyle saat, ikisinde saat. Ya sakın sattırma çocuklarda var. İkisinde ben saat. Beni tavsiyede bulun yani. Yok, birini demiyorum ikisini beraber sat. Sanki önümüzdeki sene bu kadro güçlendirilip yarışılacak gibi bir hava var. 7. olur. Çok akıllıca. 7. olur. Çok akıllıca. Çocukların aklının dışarıda kalmayacağını ne biliyorsun?
Pek öyle değil. Yani çocukların da bakıyorum ben. Çocuklar da yarışmaktan yana sanki yani. Onlar evet, da, Trabzonspor'da onlar sanki da yarışmanın tadını almışlar. Hafta içi bir akşam Emre abini al. Bu akşam bir tweet attı. Yine ortalık birbirine girdi. Konuşalım. Galatasaray'ın durup dururken cebine 1.1 milyon euro para girdi. Durup dururken mi? Hayırdır? Anlatayım şimdi. Hemen. Durup dururken Galatasaray'ın cebine 1.1 milyon euro para girdi. Hemen abi. Sonunda bitirelim. Anlattım bile. Arkadaşlar bu akşam Atalanta Sassuolo'yu yenip Serie A'yı ilk 4'te bitirdi. Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Milan'ın önünü kesti ve katsayı sıralamasından Galatasaray'a 1.1 milyon euro kazandırdı. Çünkü 10 yıllık sıralamada Galatasaray'ın gerisinde. Evet.